Sırabilir kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda biz başkentleri inceleyeceğiz. Yani başkentler dediğim hemen birkaç ülke var. 20 tane ülke seçtik. Uykular haram oldu. Gençliğim bahtalanda oldu. Çok sevdim yalan oldu. Ve birbirimize yani bilgimiz yok hangi ülkeleri seçtik. Ülkelerin başkentlerini birbirimize soracağız ve bakalım kim daha çok ülkeyi bilmeye çalışacak yani. Onlar mesela Avrupa, Asya, Afrika ve diğer kıtalardan. Karışık yani. Hepsinden, tüm kıtalardan var yani. Hiçbirimiz şu an bilmiyoruz hangi ülkeleri seçtik. Bunları önceden ayarladık yani yazdık. Şimdi onları bir inceleyeceğiz. Ve bu videomuzda herhangi bir ceza falan herhangi bir şey yok. Sohbet muhabbet tarzı bir video olacak bu videomuz. Evet, ve buradan bir arkadaşıma selamlarımı söylemek istiyorum Leyla'ya. İzah etmiş ki benden videoda ismini çekeyim diye. Ona ve diğer videomuzu izleyen abonelerimize, kanalımızı izleyen hepsine teşekkürlerimizi diliyoruz. Benden ve de selamlar. İzlemede kalın her zaman. Yeni videolarınız daim gelecek. Evet. Şimdi ise videomuzun konusuna geçelim. İlk istersen sen başla. Tamam. Bana göre hava hoş. Sor. En son bir videomuz vardı. Orada karışık sormuştuk hatırlıyorsanız. Orada tek ülkelerden sormamıştık. Başka şeylerden de sormuştuk ama benim sorular kolaydı. Onu yorumda izleyiciler de belirtmişler. İlkinin sorular, ülke sorular falan bayağı zordu. Yani bu soru yani bunun zor sorusu. Seyircilerimiz sağ olsun. Ha, hatta bir arkadaş yazmış ki öyle ölmez Füda. Öyle ölmez Füda Atın falan yazmıştı. O yorumu da bir yerde koyarız görürsünüz zaten. Neydi tamam. Başlayalım artık. Karışık mı vereyim sırayla mı vereyim? Sırayla. Ne fark eder senin yazdığını tamam. Bilmiyorum ki zaten. Hadi başla bakalım. Albanya. Albanya'nın başkenti neresi? Albanya. Aha. Albanya kendisi. Hayır. Bilemedim. Tirana. Ve Avrupa'da en çok Müslüman yaşayan ülkelerden birisi. Bunu da bir bilgi olarak videoda bildirelim bunu. Sonra... Ya, tamam. Kanada. Ottawa. Güzel. Öyle değil yani Kanada diyorsun. Ülkenin şeyini ise kuru kuru sadece Kanada demek olmuyor. Bazıları ilgili işte bilgim olduğum şeyler hepsini söyleyeceğim burada. Tamam. Ha işte. Sonra... Kanada, yanlış hatırlamıyorum, Kuzey Amerika'da olması lazım, Amerika ile birlikte. Aynen. İsrail. İsrail'in başkenti Tel Aviv. Aha. Orada sorunlar olan bir ülke. Müslüman ülkesi çoğu zaman sorun yaşayan bir ülkelerden birisi İsrail. Evet, Yahudiler en çok. Aynen. Orada yaşıyor. Zaten Yahudi ülkesi. Devam et. Tamam. Orayla ilgili bilgi de vereyim isterseniz. İsraillerin mesela uçakla herhangi bir ülkeye falan veya bir şehre gittiklerinde uçak boyu dualar falan okuyorlar. Sebep olarak da bildiriyorlar ki işte belki altımızda herhangi bir mezarlık falan vardı. Ölülerin üzerine geçerken yanlış yapmayana falan böyle bir dini inançlar var kendilerinin. Sonra Pakistan'ın ülkesinin başkenti. Pakistan çok güzel soru. Hatırlıyordum ama. Kardeş ülkelerden birisi bir de. Evet, Azerbaycan'a özellikle Türkiye'ne Pakistan çok yardım eder. Özellikle Pakistan. Böyle dinle ilgili bir isim var başkentinde. İslamabad. Aynen. Hatırladım. Evet. Aynen. Kardeş ülkelerden evet, birisi. İyi bir ülke ya. Sağ olsun bize her zaman yardım ediyor. Vietnam. Savaş döneminde bayağı asker veren ülkelerden birisi olmuştur kendisi. Sonra hatırlayabilirim. Tamam. Hanoi söyleyeyim yine de. Hanoi. Suriye'nin başkenti. Suriye'nin Şam şehri. Aha. Suriye şu anda sorunla... Boş ver. Şimdi olan bir oraya... Siyasete girmeyelim. Siyasete karışma. Sonra yine... Aha. Yok soruyu onu söylerseniz cevap olmuş olur. Aha. Monaco'nun başkenti neresi? Monaco. İşte yaktım kendimi. Kendimi yandırdım. Bunu nasıl? Kendimi yandırdım. Portugal yandı derler ya. Aha. Sonra... Bu sefer sen de iyi sor. Bu ülkenin ismini söylemeyeceğim ilk önce. Başkentini söyleyeceğim. Ona uygun ipucu da verdim ülkenin kendisi. Doha başkenti. Katar. Aha. Orada ulaşım vasıtası diye bir ismi var diye diyecektim. Katar. Tren Katar. Azerbaycan'da Katar diyoruz. Çok böyle espiritüel üstündesin bunun esprinin. Evet. Sri Lanka'nın başkenti. Sri Lanka. Sri Lanka en çok neyle meşhurdur? Neyle meşhur? Onun ne alakası var şimdi? Başkenti yapıyoruz, boş ver. Tamam. Kırgızistan. Başkenti neresi? Düşenbe. Hayır. Allah'ım. Düşenbe değil mi? Hayır. Kekle hani... bitiyor sonra, kekle bitiyor. Bişkek. Tamam, o Düşenbe dediğim başka bir ülke olacaktı.
Kırgızistan bizim Müslüman kardeşlerimizden biri. Türk devletinin orada ayrıca. Kazakistan'ın başkenti. Astana. O da bir Türk devleti. Ama Astana'yla ilgili son yıllarda bir değişiklik oldu. Son yıl değil de hatta bu yıl bir değişiklik oldu. Başkenti mi değişti? İsmi değişti. Hangisi? Nur Sultan oldu. İşte... Nur Sultan Nazarbayev. Eski Cumhurbaşkanı'nın... Kendisi istifa verdi. İşte sonra da Kırgızistan devleti, Kazakistan devleti ona saygı olarak ona hatıra olarak o başkentin ismini Nur Sultan koydu. Bunu da bilmenizi isterim. Benim en sevdiğim ülkelerden birisi İzlanda. Bunun başkenti ne? Reykjavik. Aynen. Evet. Son bir ülke kaldı. Hangisini sorayım? Hadi zaman. Saudi Arabistan. Riyad. Türkçe'de Riyad olarak deniyor. Neyse. Doğru zaten. Şimdi ben sorayım. Sor. Kaç tane buldun bu arada? Çok. Neredeyse bir tane, iki, üç tanesini bulamadım. Geri kalanı buldum zaten. Aferin bana. Alkışlar lazım değil. Şimdi ben geçiyorum. Tamam. Alkış. Alayım ben kalemi. Lüksemburg'un başkentini söyleyebilir misin? Lüksemburg'un başkenti Lüksemburg olması gerekiyor. Aynen. Avrupa'da yerleşen bir ülke. Estonya'nın? Estonya'nın bilmiyorum. Taydi. 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 Slovakya'nın başkenti? Bak Avrupa ülkeleri çok kolay soruyor. Olay ye. Bratislava bilemedim. Biliyordum. Slovenya'nın başkenti neresi? Bununla gir. S'ye girme. Ljubljana. Ljubljana. Ha. Honduras'ın başkenti? Honduras ne yaşam? Honduras. Honduras ne yaşam? Honduras. Amerika'da bir ülke. Amerika kıtası. Ha. Futbolda da hep böyle büyük hesaplarla yenildi. Aynen. Tegucigalpa. Oha. Tegucigalpa. O ne lan? Neyse. Tamam. Sana hatta bir sual vermiştim. Kuala Lumpur'u hatırlıyor musun? Kuala Lumpur. Hangi ülkenin başkenti? Arnavutluk. Yok lan Arnavutluk. Arnavutluk bana da Türkiye yenildi 1-0. Tebrikler Türkiye milli takımına, tebrik ederiz. Tebrik ederiz. Yarın Fransa ile maçları var, inşallah onu da kazanırız. Başarılar diliyoruz Türkiye'ye. Evet. Azerbaycan milli takımına da başarılar diliyoruz. Onlar da en son Bahreyn'i yenildi. Bir şey yaramıyor başarılar. Karşılaşmasında. Ama olsun öyle söyleme en azından. FIFA ile işte milli takımlar puanlamasında ilerliyordu yani. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Malazya'nın başkentini bilemedim. Kuala Lumpur Malazya'nın başkentiydi. San Marino'nu söylemeyeceğim. San Marino'nun zaten. Kolombiya'nın? Kolombiya olması gerekiyor değil mi? Bogota. Haydi. Ya Brezilya'nın? Brezilya. Öyle bir seyne mi falan? Yok. Rio de Janeiro. Ne? Brezilya oğlum, Brezilya'da... Tamam, doğru. Şaka yaptım. Vay da artık koyalım. Bunu bir denedim. Arada sırada böyle şeyler yapabiliyoruz. Onu ben yarışmada bilmiştim o soruyu eskiden. Bolivya'nın başkenti. Ne? Bolivya. Bilemedim. Sucre. Evet. Tamam. Bunlar hepsi Kuzey Amerika ülkeleri. Hepsinde oldum ben. Yani Güney Amerika ülkeleri de var. Hepsine gittim geldim ben. Tabii. Oranın başkenti Madrid. Bilmediğim şey yok. Doğrudur abi. Hanet olsun bu kafaya ya. Bilmediğim şey yok ya. Abiko. Kafayı var ya, kıracağım ya. Bilmediğim şey yok arkadaş. Buradan keselim lütfen. Venezuela'nın başkenti. Venezuela olması gerekiyor. Hayır, Caracas. Şu an Venezuela çok kötü durumda. Adamların parası o kadar değersiz ki. Yani bir dolara bir çuval para yapıyor. İnsanlar bir dolar için birbirini öldürüyor. %100'ün üzerinde bile bir şu anda enflasyon var şu anda ülkede. Yani çok berbat durumda. Bir Küvet dinarına bakın. Dünyanın en pahalı parası. Bir de Venezuela'ya bakın. Yani düşünsenize bir Küvet'ten bir yerde... 100 dolarla oraya giderseniz Venezuela'ya gider. Dünyanın en zengin insanı olursa olur. Yani oradan çıkma şansınız böyle yol dışarıda 100 dolara gösterin. Ölmüşsünüz demek dışarı. Peki sana bir kolay bir sorayım. Sırbistan'ın başkenti. Onu da biliyorum. O ne? Spor. Hatta İstanbul'da öyle bir yer var. Başkenti ne? Orman diye geçiyor. Hı? Orman diye geçiyor. Başkentini söyleyebilirim. B. Ne? B. İkinci harfi. Yok, daha hepsini söyle. Söyle oğlum, toplam söyle. Ne? Belgrad. İstanbul'da Belgrad Ormanı var mı? Ha, Belgrad Ormanı. Tamam, anladım. Yani Sırbistan'ın başkenti de Belgrad. Tamam.
Nijerya'nın başkenti? Nijerya olması gerek. Hayır. Abuja. Abuja, Abuja. Ghana'nın başkenti? Onu da bilmiyorum. Zaten sen hiç bilmiyorsun. Akra. Akra, akraba. Ruanda'nın? Liga. Liga. Çad'ın? Ruanda, bu arada Ruanda şu anda Afrika'da en hızla yükselirken ülkelerden birisi. Gelişimlerken ülkelerden birisi. Olabilir. Yani Türkler ekonomi Afrika'nın en büyük güç bulma olma başarısını yani şey, elde etmeye çalışıyorlar. Ghana'nın Nijeri ise çok iyi futbolcular yetiştiriyor. Aynen. Mesela örnek vermek gerekirse Nijerya'da Moses var. Fenerbahçe'de oynuyordu. Mesela Ghana'dan Ayu kardeşleri var. Jordan Ayu. Bir de diğer Ayu, Andre Ayu. Andre Ayu hatta eskiden Fenerbahçe'de oynuyordu. Geçen bir şey duydum. Bu Afrika ülkelerinde yaşayan insanlar, giymişler. Şu anda Galatasaray'ın neredeyse siyah bir oyuncu bulmak zor veya Beşiktaş'ta, Trabzon'da falan. Veya basketbolla ilgili, Amerika'da biliyorsunuz basketbol yaygın bir spor türü ve NBA zaten. Ha, işte orada oynayan çok oyuncular Afrika'dan çıkan veya siyah oyuncular ve zenciler. Ha, eskiden gelen bir kavram vardı. Diyorlar ki zencilerin bedeni daha dayanıklı, daha güçlü olduğu için böyle spor oyunlarına zor oyunlarda daha iyi olduklarını düşünüyor ve o mantıkla yürütüldüğü için eskiden beri çoğu oyuncu böyle oyunlarda koşma hızı olsun veya başka şeyler olsun bu böyle oyunlarda her zaman performansı daha iyi oluyor. Işte Afrikalılara daha üstünlük vermişler. Neden diye sorarsan o şeyden dolayı oluyor. Mesela onlarda fakirlik var. En ağır işlerde Afrikalılar çalıştırılmış. Onlar o yüzden biraz daha dayanıklı. Mesela örneğin inşaat işleri olsun, ağır bir şey taşıma olsun. Onlar da onları kullanıyor. Hatta eskiden Avrupalılar siyahların herhangi bir ağrı falan hissetmediğini falan da düşündükleri de oldu. Öyle bir dönem de oldu ne yazık tabii, ki. Abi. İnsan yerine koyulmadıklarını düşündüler. Sana bir Avrupa, Avrupa değil pardon. Afrika ülkesi daha söyleyeyim. Çad'ın başkenti neresi? Çad'ın başkenti bilmiyorum ama Çad güzel ülke. N'Djamena. He? N'Djamena. N'Djamena, N'Djamena. Hadi bir tane kolay söyleyeyim. İspanya'nın başkenti neresi? Madrid. Az önce söylemiştim. İtalya'nın neresi? İtalya. Neresi? İtalya. Yani onu da bilmiyorsan oraya yazıklar olsun, yorumu yazın yani. Hala bilmiyor ya. Allah'ım şey. Ankara'ydı İtalya. Tuşu bağlayacağım şurada ya. Ankara'ydı İtalya. Bilmiyor musun? Roma. Ha? Roma. Ha, adam yüksek insan sokuyor İtalya'nın başkentini bilmiyor. Cidden aklım gitti, aklım gitti lan. Ya Fransa'nın? Paris. Onu bildim çok. Cidden İtalya'da aklım gitti. Nereye gitti? Ondan demin biliyorum. Uykudan birkaç saat önce uyandım, daha kendime gelemedim. Zaten ne zaman uyanık zamanım oluyor ki? Ne zaman masam uyuyorsun? Aynen, benim uyumam zor, uyanmam zor oluyor. Videomuzun sonuna geldik. Muhabbet sohbet tarzı bir soru cevap videomuz oldu. Benim cevaplarımı unutun hatta siz. Gelecek videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar hoşça kalın. Bu arada hoşça kalın dememişten önce bir şey hatırladım. Bir şey söyleyeyim. Aha. Eğer biz bir video düşünüyoruz. Belki Kurban daha hatırlamadı ama soru cevap videosu çekmeyi düşünüyoruz. Eğer vereceğiniz bir sorular varsa onları yorumlarda belirtin ya da Instagram hesabımıza yazın. Biz o yorumları videoda yeni videolar çekerek size göstereceğiz. Ve o soruları videoda yayınlayacağız arkadaşlar. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sağ olun arkadaşlar.